Hoş geldiniz oyun militanları, ben Yaşar, karşınızda yepyeni bir Bu Neymiş Ya bölümüyle birlikteyim. Bugünkü Bu Neymiş Ya'nın oyunu Fetih Altın Çağ. Kenarda da gördüğünüz üzere şu tarafta, evet. Facebook'ta böyle bir reklamına geldim abi ve bu reklamı, sırf bu reklamı size göstermem gerektiği için Bu Neymiş Ya'yı Fetih Altın Çağ oynama gereği duydum. Evet. Yani bu nasıl reklam Allah aşkına? Bu nasıl bir şeydir ya? Gerçekten oyunda acaba nargile ile cam basmayla alakalı bir şey var mı? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım oyunumuza başlayalım. Yine dik ekran oynanışlı bir oyun. Halk sayısız savaşa son verecek büyük bir imparator bekliyor. Aha, Arapça geçiyor lan. Zafer ve hakikat daima bize ait olacak. Hücum imparatorluğun kurtarıcıları. Bu istilacıları def edin. Bu istilacılar şehrimizi istila etmek için boşuna uğraşıyorlar. Cehennem gibi bir ceza yaşamalarını sağlayın. Padişah avlanırken bir okla vuruldu ve şu an kritik durumda. Padişahıma kim suikast düzenlemeye cesaret edebilir? Suikastçıyı bulamadık. Tüm birlikler şehre geri dönüyoruz. Peki. Padişahım lütfen bizi bırakmayın. Herkesin kendi kaderi var. Yaşlıyım, zehirli bir oktan bile kaçamadım. Ne yazık ki suikastçıyı da göremedim. İmparatorluğun geleceğini senin ellerine bırakıyorum. Seni uzaktan izleyeceğim. Hayır padişahım, iyileşeceksiniz ve tekrar beraber ata bineceğiz. Şu andan itibaren üst düzey danışman Nasir bin Murşid ve küçük kız kardeşim Manar sana yardımcı olacak. Gel sana bir kez daha sarılmama izin ver. Hasta padişahın cansız elleri yere düşer. Evet. Padişahım şu andan itibaren kalbimdeki tek şey intikam. Yapamadığınız şeyi başaracağım ve imparatorluğumuzun topraklarda bilinmesini sağlayacağım. Padişahım bugün tahta geçeceğiniz gün, lütfen yeni imajınızla halkınızı selamlayın. Peki. İsim gir. Militan. Tahta geç. Bu isim zaten kullanımda. Militan 31 abi. Tamam. Önceki imparator öldü. Militan 31 tahta geçecek ve imparatorluğun varisi olacak. Padişahım cephe hattı acil bir askeri istihbarat gönderdi. İstilacılar Kartal şehrini ele geçirmişler. Cepheden ayrıldığınızdan beri istilacılar bu fırsatı Kartal şehrini ele geçirmek için kullandılar. Kartal şehri en fazla kaynağa sahip, en büyük saraya sahiptir. Ve bu bizim değerli hazinemizdir. Kimse bizden alamaz. Süvarilerimiz önderlik etmek ve onlara gününü göstermek için önce olarak hizmet vermeye istekli olduğumuzu bilmenizi isterim. Peki. Neymiş bu? Portal. Sefer. Saldır. Süvari. Sefer. Bir asker mi gönderiyoruz peki? Yok, 28.020. Ha, güç müydü oradaki yazan? Ha, bir şey şey yapamıyorum, müdahale edemiyorum, sadece izleyebiliyorum. Birini kestik, diğerleri kaçtı. Padişahım efsanelerinin söylediği kadar güçlüsünüz. Sen bu savaşı Suja, buradaki vatandaşları koruduğunuz için teşekkür ederim. Ben savaşçı Suja. Buradaki vatandaşları koruduğunuz için teşekkür ederim. Yanınızda savaşmaktan onur duyarım. Aramıza hoş geldin. Ha, komutan mı bu şimdi? Tehlike karşısında korkak aslanlar tarafından yenildi. Peki ya. Efsanevi piyade kahramanıdır. Padişahım, sefer ile kahraman Endak'ı kazanabilirsiniz. İmparatorluğumuz için lütfen toprakları geri almaya devam ediniz. Yenilgi. Aha, güçlü piyade birimlerimiz var. Bu formasyonu kıramazsınız. Düşman piyade birimi bir insan duvarı oluşturdu. Süvarilerimiz ilerleyemiyor. Bu formasyonu kırmalıyız. Bildiğim kadarıyla piyade birimlerini indirebilecek ve arkadaki süvari birimlerine saldıracak bir kadın kahraman var. Onu nerede bulabiliriz? Yetenekli kahramanlar savaşmayı sever padişahım. Onu kahraman arenasında bulabilirsiniz. Peki. Kirala. Kahraman kiralıyoruz abi. Bu ne? Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın mı vardır dedi. Peki abi. Sefer. Yayımın karşısında kimse durmaya cesaret edemeyecek. Abi. Kadir. Padişahım, bilginize ve cesaretinize hayranım. Silahım emrinizdedir. Aramıza hoş geldin kahraman. Yeni kahraman. Cesaretin varsa hiçbir şey imkansız değildir. Oldukça çeviktir. Süvarilere saldırmak için ön cephe birimlerini görmezden gelebilir. Ne etkileyici bir kadın. İlk savaşında kazandığınız zafer için tebrikler padişahım. Ancak bildirmem gereken bir acil durum var. Yıkım bölüm 1. Evet, çekirge. Çekirgeler şehrin her yerinde görünmekte, yiyecekleri ve keresteleri tahrip etmekte, ordu kaynaklarımızı hızla tüketmektedirler. Tamam abi. Yani gerçekten bu oyunu oynamaya devam etmeye gerek yok. Game of Thrones ile aynı temada. Sanki böyle bir taslağı çıkartmışlar, bunu sağa sola saçmışlar. Herkes bunlardan birer tane oyun yapmış. Yani herkes kendi tarzında bir şeyler yapmış gibi. Bu da böyle Arapları, işte Orta Doğu'daki oyuncuları, Orta Doğu'daki oyuncuların ilgisini cezbetmek, yani onları çekmek amacıyla yapılmış oyunlardan biri yani. Evet. Klasik aynı abi. Her şey birebir aynı. Yani daha fazla oynamama hiç gerek yok bu oyunu. Hadi bir sonrakine geçelim. Evet, bugünkü Bu Neymiş Ya'nın bir diğer bölümü de Hustle Castle. Çok fazla yine Facebook'ta saçma sapan reklamlarını gördüğümüz bir oyun. Yine ben şöyle yan tarafa bulduğum en saçma reklamlarından birini koymuşumdur. Yani bakalım aslında bu oyunun içeriği neymiş, onu bir görelim. Evet, böyle başladı. Direkt bu ekran geldi yani. Lordum, uçurum lordu kraliyet kalesini ele geçirdi. Kralı ve müstakbel karınız olan kızını kaçırdı. Onları hemen kurtarmalısınız. Bunu yapabilmek için düşman ile kale duvarlarında savaşmanız gerekiyor. Saldır. Ekibin ve uçurum savaşçıları. Şeye benziyor skiller falan. Bir oyun vardı ya. Dungeons and Dragons'a benziyor. Eğer aynı oynanışa sahipse. Berbat yaratıklar. Gerçek gücümü görün. Peki. Uçurum lordu yasak bir büyü kullandı. Ordu kayboldu. Ordu ile beraber kral ve kızı da. Bu pis yaratık kralı infaz edip benimle evlenmek istiyor. İğrenç. Beni kurtarabilecek misin? Halkın karanlıkta ölecek ve Prenses Olivia karım olacak. Efendim, gelini ve kralı kurtarmalısınız. Ordu kurmanıza yardım edeceğim. Her şeyden önce kışlayı onarmalıyız. İnşaat zaman alıyor. Ancak fazla vaktimiz yok. Hızlandırmak için büyü kullanalım. Yükselt. Tamam. Ücretsiz. Mükemmel. Şimdi savaşçı eğitimine başlayalım. Kışlaya boş bir vatandaş gönder. Tamam. Savaşçılarınızı silahlandırın efendim. Al. Donan. Donan. Sen de donan. Savaşçılar uçurum lordunu takip etmeye hazır. Bu kadar esir ile çok fazla uzağa gitmiş olamaz. Bunlar mı savaşçılarımız şimdi? Peki abi. Harita. Askerlerimizden daha pis kokan yaratıklarla dolu ormanlardan geçirildik. Burası ork ormanı olmalı. Ork ormanı. Peki. O iç içe. Ha. Peki. Devam. Direkt saldırıyor muyuz? Hiçbir şeye müdahale edemiyorsunuz. Kurduğunuz ordu düşmanla savaşıyor direkt olarak. 2 tane daha vatandaşımız oldu. Evet. Yeni sakin. Bunlara vatandaş deseydiniz daha iyiydi sanki. Ordunuzdan olan birkaç kişi kurtardınız lordum. Artık biraz daha vatandaşımız var. Kalemizi gelecek muharebeler için güçlendirmeliyiz. Öncelikle sakinlere yeterince yemek sağlayabilmek için bir yemek salonu inşa et. Tabii. Yani bizim bildiğimiz şey. Tarla. Burada bir market butonu var. Yemek üretir. Ha, tamam. Acele etmeliyiz. İnşaat sürecini hızlandır. Bunu istediğin zaman yapabilirsin. Ücretsiz hızlandır. Tamam. Daha çok kurtarılan vatandaşı kaleye taşıyabilirsiniz. Tamam. Yemek salonu da kaledeki odaları inşa etme ve yükseltmede daha fazla altın almak için bir hazineci belirle. Tamam, al abi. Tamam, sal da koyayım. Kanka sal, koyacağım. Aa, oyun bozuldu, salmıyor beni. Ha, tamam. Kaledeki yaşamı kurma işlemi bittiğine göre ordunuzun başına geri dönmelisiniz lordum. Efendim, müstakbel işinizi kaçıran uçurum lordunun izlerini takip ediyoruz. Ha, 2. seviye. Tabi böyle böyle ta sonuna kadar gidecek. Sanırım bunu yenemeyeceğiz. Böylelikle bize neleri geliştirmemiz gerektiğini falan söyleyecek. Yo, yenebildik. Güzel. Muharebede bir hazine sandığı ele geçirdik. Şimdi depoda. İçinde neler olduğuna bir bak. Baktım. Kılıç, yiyecek, altın. Bu kılıç sayesinde farklı bir vatandaşı silahlandırabileceğiz. Yani orduyu 3 kişiye çıkarabileceğiz. Lordum, kalenin odalarını daha fazla yükseltebilmek için taht odasını yükseltmemiz gerekiyor. Bu da ana bina değil mi? Evet. Aynı oyun. Az önceki taht oyunları işte Fetih ile aynı oyun. Game of Thrones ile aynı oyun. Arayüz farklı. Görevler. Evet. Burada mesela ana bina, şehir binası, köy merkezi gibi bir bina olması yerine taht odasını yükseltiyorsun. Peki. Diğer oyuncuların seni tanıyacağı bir isim gir. Militan. Market, yemek deposu inşa etmeye devam. Ücretsiz hızlandır. Ödülü al. Yemek salonunu yükselt. Tamam. Yine böyle görevlerle devam edecek değil mi? Biraz oynayalım bakalım ne olacak. Lordum, savaşçılarınız yerde buldukları sopaları kılıç sanan çocuklar gibi savaşıyor. Onlara silah kullanımını öğretmek için kalemizde bir dövüşçü eğitim odasına ihtiyacımız var. Eğitilmesi için bir dövüşçüyü konumlandır. Tamam. Gel abi. Tamam, Liam gel. Ha, böyle mi taşıyoruz? Okey. Sen de gel Chloe. Tamam, kendi kendilerine oluyorlar herhalde. 15 saniye. Günlük ücretsiz sandık. Ne yapıyorsunuz şu an? Eğitim mi yapıyorsunuz sözde? Yalan, öyle bir şey yok. Tamam, topladım. Hazineyi yükselt, ücretsiz hızlandır. Taht odasını yükselt. Yine ana bina yükseltiyoruz. 10.000 altın eksiğimiz var. Evet, burada parayla satılan saçma sapan şeyler var. Yine her zamanki gibi. Evet. Güzel fiyatlar abi. Tamam. Bu oyunda aşırı boş. Ulan şu ejderha ile şu an etkileşime girseydim çok farklı şeyler düşünürdüm şu oyun hakkında. Bize doğru geliyor lan. Hakikaten şuraya konup bir şey yaparsa yok. Tam burada tonlarca yine klan, tonlarca oyuncu tabii. Al, tamamladık hadi. Zorla bize harcattı bu elması. Hızlandıramıyoruz da 15 dakika beklememiz gerekiyor. Benden bu kadar abi. Yani farklı temada aslında aynı oyun. Farklı temada aynı oyun, evet. Peki savaş, yani insanların birbiriyle mücadele etmesini sağlayan bir şey var mı bu oyunda? Burada klanlar var, seviyeleri. En güçlü klan The Eternals falanmış. Peki var mı burada bir Türk klanımız? Hakikaten yok ya. Hiç kimse oynamıyor. Vallahi yok. Evet. İlk 50'de yok. İlk 60'da yok. Evet. Bu oyundan da bu kadar o zaman. Bence yeterliydi. Şimdi iki oyun inceledik. Tek videoda iki oyun inceledik. İlk oyun zaten diğerleriyle birebir kopya. Kesinlikle oynamanızı tavsiye etmediğim türde oyunlar. Ama bu oyunun en azından farklı bir yönü var. Daha önce görmediğim tarzda bir yönü var. En azından arayüzü, teması değişik. Yani bildiğin baştan yapılmış bir oyun. Ötekiler gibi tamamen birbiriyle kopya değil. Ama ne kadar zevkliydi. Daha çok böyle aşırı pay to win bir oyuna benziyor. Çünkü daha ilk başta, daha oyunun ilk dakikasında bana sadece parayla satın alınabilen elmastan kullandırdı oyun zorla. Hiçbir yerden altın bulamadığım için. Ya buradan üretilmesini bekleyecektim ya da elmas kullanmak zorundaydım. Gelecekte de yine aynı şey olacaktır muhtemelen. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben olsam iki oyunu da oynamazdım. Tüm görüşlerim bunlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolar Bu Neymiş Ya bölümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.